seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Kanal İzmir TV'de Ümran'la Yaşam Sanatı programında hepinizle birlikteyiz. Ben Ümran Temel Kur'an. Aradan uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor. Aslında sadece 9 gün geçti ama sesim için de özür diliyorum sizlerden. Biraz farklı bir ses tonuyla karşınızdayım. Evet, bugünkü konuğum Duru Sevil Kavlan. Kendisi Access Consciousness Certified Facilitator, yani bilince erişimde sertifikalı kolaylaştırıcı. Merhaba Duru, hoş geldin. Merhaba İmrancığım, hoş bulduk. Nasılsın? Süperim, bundan daha iyi nasıl olur? Ben de harikayım, çok teşekkür ederim geldiğin için, beni kırmadığın için. Rica ederim, benim için bir zevk. Evet, Access Consciousness, yani bilince erişim nedir? Bize biraz bahseder misin? Access Consciousness, senin de söylediğin gibi bilince erişim demek. Hı hı. Access Consciousness sertifikalı kolaylaştırıcısıyım, senin de bildiğin gibi. Evet. Öyle. Sertifikalı kolaylaştırıcı dememizin sebebi ne? Yani biz neden kolaylaştırıcı diyoruz? Neden hoca ya da başka bir sıfat kullanmıyoruz? Kolaylaştırıcı dememizin sebebi, senin de bildiğin gibi hepimiz aslında her şeyi biliyoruz. Sadece neleri bildiğimizin farkında değiliz. Hı hı. O sebeple ben sana sadece seminerlerime katılanlara, hani seninle de şu anda muhteşem bir sınıf yapıyoruz, evet, akşamları. Evet, harika bir seminer yapıyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, muhteşem. Ondan da bahsedeceğiz. Evet, birazdan bahsederiz. Seni neleri bildiğini bilmek konusunda sadece güçlendirebilirim. Hı hı. O sebeple kolaylaştırıcı diyoruz. Evet, yani aslında Access Consciousness bize bildiklerimizi hatırlatıyor. Biz aslında zaten biliyoruz. Sadece bildiklerimizi bize hatırlatıyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Kolaylaştırıcı olarak ben de sana alan oluyorum. Hı hı. Sana aslında zaten bildiklerini hatırlatıyorum. Böylelikle kolaylıkla yeni bir reyte seçip yeni bir reyte yaratabiliyoruz. Evet, bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Başka neler mümkün? Peki Access'te hangi seminerleri veriyorsun? Bize biraz bahseder misin? Access'te başlangıç semineri olan Access Uygulayıcılık, Access Bars Uygulayıcılık seminerini veriyorum. Hı hı. Foundation seminerlerini veriyorum. Onun dışında özel sınıflarından Access'in varlıklarla konuşma seminerimiz var. O da çok eğlenceli ve evet. Gerçekten hani senin de 1,5 gündür deneyimli olduğun gibi yani. Muazzam ve muhteşem bir alan. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Anlatılmaz yaşanır, aynen. Mutlaka bu sınıfı almanızı, bu semineri almanızı tavsiye ediyorum, seçmenizi. Bunun için neler talep, mümkün? Talep mi edelim evrenden? Evet, bunun için neler mümkün? Neler mümkün? Onun başka? Dışında beden prosesleri eğitmeniyim. Beden prosesleri seminerleri veriyorum. Beden proseslerinin yanı sıra enerjetik botoks var biliyorsun. Evet, facelift olarak geçiyor. Evet. Facelift seminerlerini veriyorum. Özel workshoplar hazırlıyorum. İşte para workshopları, ilişkiler workshopları ya da gelen talep üzerine bir konu başlığı belirleyip o konularda da workshoplar veriyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Peki önce hangisinden başlayalım? Bars'tan, en temel eğitim olduğu için Access Bars'tan biraz bahsedelim istersen. Tamam. Access Bars, başımızın üstünde 32 tane nokta var. Hani bilimsel olarak çok açıklamasına girmeyeceğim. Kısacası bahsedeceğim. Eğitim esnasında gösterdiğimiz tekniklerle ve sorularla ve tekniklerin sonunda tekrarladığımız bazı cümlelerimiz var. O cümlelerle birlikte aslında o bölgemizde şurası güç bandı dediğimiz, evet, güç yer. Yüzyıllardır hatta bize atalarımızdan da aktarılmış olan bizim bu yaşam içerisinde doğduğumuz andan itibaren farkında olarak ya da olmayarak biriktirdiğimiz bütün kayıtlar güç bandı dediğimiz noktamızda ve diğer bar noktalarında birikiyor. Biz seminerlerimizde o noktalara nasıl dokunulacak, hangi sorular sorulacak, hangi prosesler yapılacak bunları seminerlerimizde vererek o noktalara dokunularak çöplerimizin boşaltılmasına
kolaylaştırıcı oluyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. O da gerçekten, ben ilk bar seansımı aldığım zaman bar seansı aldığımı bilmiyordum. Bir arkadaşım bir yurt dışı seyahatinden gelmiştim. Çok yorgunum. Gel sana bir şey yapacağım. Çok rahatlayacaksın Duru dedi. Tamam dedim. Yattım önüne. Başımda çeşitli noktalara dokunmaya başladı. Hiç bitmesin istedim. Evet, ben de hiç bitmesin istiyorum bar seansı aldığım zaman. Aynen, hiç bitmesin istedim. Bütün bedenim gevşedi. O stresten, o çok uzun bir yolculuktan dönmüştüm. O stresten bir eser kalmadı. Bedenim dinlendi. Hani sanki böyle uzun uyku uyumuşum. Ondan sonra üstüne bir güzel masaj yaptırmışım gibi. Hem zihnim rahatladı, hem bedenim rahatladı. O kadar hoşuma gitti ki hani ne olduğunu dahi sormadan seans almaya devam ettim. Evet. O şekilde tanıştım Access Bars'la, bu arada onu da anlatmış olayım. Evet. Hani gerçekten her eve bir bars uygulayıcısı lazım. Her eve lazım sayın seyirciler. Her eve lazım, aynen öyle. Ve her seans sonrasında o çöplerden özgürleştikçe aslında kendimize daha çok yakınlaşıyoruz, evet. Ümrancığım. Bize ait olmayan bakış açılarını bıraktıkça, hani gerçekten hem atalardan bize DNA yoluyla aktarılan pek çok inanç var, bakış açısı var, korku var, düşünce var, endişe var. Hem onları kolaylıkla bırakabiliyoruz, evet. Hem onun dışında kozmik bilinçten aldığımız ve başkasına ait olduğunun farkında dahi olmadığımız, hı hı. Satın aldığımız inançlar, satın aldığımız inanç şekilde bakış açıları olabiliyor. Bu seansların katkısıyla, vesilesiyle bütün bunlardan özgürleşiyoruz. Ondan sonra da kendi gerçek bakış açılarımızla aslında, hı hı. tanışmaya başlıyoruz. Evet. Yani aslında %98'i inançlarımızın, bakış açılarımızın %98'i bize ait değil. Değil. Aynen. Bununla birlikte okula giden, özellikle işte ortaokul son sınıfta lise için sınavlara hazırlanan öğrencilerimize, işte üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize, sınavlardaki stresle baş etmeleri konusunda da bu seansların inanılmaz katkısı oluyor. Evet, ben de bar seanslarından sonra çok rahatlamış hissediyorum. Hiç stres falan, hiçbir şey kalmıyor. Hı. Aslında 7-24 meditasyon yapmış gibi oluyoruz. Değil mi? Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Hakikaten öyle ama. Hani gerçekten Access Bars'la, Access Consciousness'la tanıştıktan sonra, ki benim gibi böyle hareketli bir kişinin hani uzun saatler meditasyon yapması çok da kolay olmuyordu. Yapamıyorum. Hani böyle bir 15 dakika meditasyon yapıyorsam bir kalkıp dolanıyordum. Sonra tek oturup konsantre olmaya çalışıyordum. Hani gerçekten yürüyen, oturan ya da uyuyan meditasyon oluyorsunuz bir süre sonra. Evet. Sana katılıyorum %100. Peki biraz da Foundation sınıfından bahsedelim, evet. istersen. Foundation, Ümrancığım sen de aldın, sen de deneyimledin. Evet. Foundation için bize 4 günlük hayat değiştiren seminer deriz. Gerçekten varlıklarla konuşma semineri gibi bu semineri vermekten inanılmaz coşku duydum, inanılmaz heyecan duydum. Acaba bu sefer hani kimler seçecek? Seçenlerle birlikte biz neler yaratacağız? Birlikte gerçekten hangi alanlara gideceğiz? Neler keşfedeceğiz? Heyecanla ve merakla oluşturdum ve hani 4 gün sürüyor biliyorsun. Evet, aslında 4 gün yetmiyor bile. Yetmiyor bile, aynen. Dolu yani dolu geçiyor. Dolu dolu geçiyor ve hatta böyle seminerlere katılan arkadaşlardan yani bunu kamp şeklinde yapsak, hani işte 8 gün sürse, evet, hani evet. bir ay bile ben bu semineri alırım diye taleplerle de karşılaşıyorum. Gerçekten inanılmaz derecede insanın yaşamını değiştiren bir seminer.
Tabii insan yaşamını değiştirirken nasıl oluyor? Ben elimde sihirli bir değnekle size hokus pokus yapmıyorum seminerde. Öncelikle yaşamın içinde bizim karşımıza çıkan işte paradan ilişkilere, seksten korkuya, aklınıza gelebilecek yaşam içerisindeki bütün konulara değiniyoruz. O konularla ilgili bize aşılanmış, farkında olmadığımız, bize katkısı olmayan, az önce senin de bahsettiğin gibi %98 bize ait olmayan bütün bakış açılarımızın ve hatta bize ait olmayan seçimlerimizin farkına varıyoruz. Zaten bir şey dönüştürmek için öncelikle farkına varmak gerekiyor. Ben kendim Access Consciousness içinde seminerlere katılırken bazen öyle konular oldu ki sadece fark etmem dahi ha bu böyleymiş, bu bundan kaynaklanıyormuş demem dahi o alanı değiştirmeme kolaylaştırıcı oldu. Hani elimde dediğim gibi sihirli bir değnek yok. Lakin size o seminerde o kadar muhteşem araçlar veriyoruz ki siz onları alıp kullandığınız zaman, orada farkına vardığınız zaman aslında siz gerçek kimsiniz? Aslında neleri seçebilirsiniz? Kendinizi orada keşfetmeye başlıyorsunuz ve bütün bunların farkına vardığınızda zaten dönüşüm kendiliğinden başlıyor. Yani seçim, farkındalık, katkı, olasılık. Aynen öyle. O kadar çok şey var ki. Aynen. Sorular, prosesler. Aynen. Yani orada açıları. Kolaylaştırıcı olarak da hani sınıfta size alan oluyorum. Sorduğunuz sorularla Access'in diğer en sevdiğim yanlarından biri de bu. Size akıl vermiyorum. Yani sınıfa katılanlara akıl vermiyorum. Orada sizin hani yaşam koçluğuyla da benzeşiyor. Sizin bana anlattıklarınızdan yola çıkarak size öyle sorular soruyorum ki siz kendiniz fark ediyorsunuz. Evet. Çünkü hepimiz iştiz. Ne ben senden daha akıllıyım, ne sen benden daha akıllısın. Ne ben senden daha üstünüm, ne sen benden daha üstünsün. %50-50 eşitiz. Ve bunun farkındayız. Bu da çok önemli. Evet. Yani kimsenin gurusu değilim. Kimsenin üstadı da değilim. Hı hı. Sadece orada sana alan olan bir kolaylaştırıcıyım. Evet. Aslında bu yönünü çok seviyorum. Sözünü kestim Access'in. Ve Foundation'la birlikte orada öğrendiğiniz araçlarla ve farkındalıklarla gerçekten hani şimdi artık neyi seçebilirim? Şimdi artık neleri yaratabilirim? Yaratmak nedir? Bütün bunların hani şöyle söyleyeyim ben. Alice harikalar diyarına böyle girilmiş gibi gerçekten muazzam bir alan açılıp hani şöyle söylüyorum. Access'ten önce hayatım, Access'ten sonra hayatım. Evet, kesinlikle. Tamamen reytemiz değişiyor. Doğru. Yani öyle bir eğitim ki anlatılmaz yaşanır diyorum. Hı hı. Benim bakış açımı çok değiştirdi. Yani bu reytede çok farklı şeyler var. Ama sonra bir bakıyorsun ki aslında öyle değilmiş. Yani foundation aslında temel demek. Ama orada ne yapıyoruz? Aslında temeli yerle bir ediyoruz. Temeli yıkıyoruz. Daha doğrusu hoca demeyeyim. Kolaylaştırıcımız. Az alışkanlığı. Kolaylaştırıcılarımız gerçekten bizim için bir şeyleri kolaylaştırıyorlar. Ve orada aslında bizim çok fazla seçeneğimiz olduğunu, bizim burada kendimizi kısıtladığımızı ama o kısıtlamalara hapsolmak zorunda olmadığımızı, başka seçeneklerimizin, başka bir realitenin, başka bir gerçekliğin mümkün olduğunu bize gösteriyorlar. Ve iyi ki Gervedeyne de ben burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Şu an içimden geldi. İyi ki bu sistemi kurmuşlar. İyi ki varlar. İyi ki sizler de varsınız.
Yani muazzam bir eğitim. Ben herkese foundation'ı almasını tavsiye ediyorum. Benim takipçilerimden bir tanesi de ben o kadar çok överek anlatmıştım ki. Hı. Ve hala bana dönüp dönüp zaman zaman yazıyor, teşekkür ediyor. İyi ki diyor bunu paylaşmışsınız. Hı. Ben hatta milattan sonra 2150 diye bir kitap var. Demiştim ki yani o çağın eğitimi bu aslında. Evet. Öyle bir eğitim ki yani bunu herkesin alması gerekiyor demiştim. Ve o da benim bu şeyimle, paylaşımlarımla gidip almış ve sonra üzerine gidip bir tane daha aldı. Özellikle yabancı bir kolaylaştırıcıdan almıştı. Hı. Ve diyor ki ne kadar muhteşem bir katkıda bulundunuz bana. İyi ki diyor yani minnettarım size diyor. İyi ki bunu tavsiye etmişsiniz. Süper. Bundan da aynısı olur. Ben biraz yaratım kelimesini de... Evet. Şimdi ben de onu soracaktım. Evet, yaratım ne demek diye soracaktım sana. Demek? Tabii ki tek bir yaratıcı var. O da bizi yaratan Allah. Biz yaratılmış olanlardan yaratımlar yapıyoruz. Yani nasıl? Mesela bu masa, işte şu an önümüzde bizim masa var, ekranda çok gözükmüyor. Evet. Mesela masa yaratılmış. İşte önceden ağaç formundaymış. Sonra biz o ağacı almışız, kesmişiz, işte üstüne gerekli işlemleri yapmışız ve bir masa yaratmışız. Aynı şekilde dileğin vereyim demiş. Evet. Hani bu foundation sınıfında öğrendiğimiz sorularla ki bunlardan bir tanesi benim en sevdiğim sorulardan biridir. Bu kime ait? Bununla ne yapabilirim? İnsana çok hani basitmiş gibi gelen, lakin o kadar derin olan sorularımız var ki. Evet. Ümran, o soruları kullanarak gerçekten hani ben kendi yolculuğumu anlatayım. İlk foundation eğitimini aldığım zaman aslında ilk günlerde çok fazla bir şey hani algıladım diyemem. O kadar farklı bir dünyaydı ki. Evet. Yani bir yandan çok şaşırıp yani acaba burada ne anlatıyor diye algılamaya çalışırken diğer taraftan da böyle inanılmaz derecede hani böyle uzun süre evden uzak olursun, annenden babandan uzak olursun, sonra eve döndüğünde oh yuvaya geldim hissi, sevinci, hazzı yaşarsın ya. Foundation, ilk aldığım foundation seminerinde aynı hissi yaşamıştım ve daha da ötesini merak ettim. Foundation sınıfında bana verilen soruları kullanarak daha da her geçen gün daha da özgürleşerek, daha da farkındalığımı artırarak artık kendi seçimlerimi kendim yapabilmeye başladım. Ki bu benim için en önemli olan konulardan biri. İnsan kendi seçimlerini yapabildiği zaman gerçekten başka kimsenin onayına ihtiyaç duymuyor. Kendine olan güveni artıyor. Kendi seçimlerini yapabiliyor. Daha da önemlisi yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alıyor. Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alabildiği zaman ne oluyor? Kurban rolü oynamaktan özgürleşiyor. Çünkü fark ediyor. Aslında kendi seçimlerini yapabilir ve aslında seçtiği hayatı yaratıp yaşayabilir. Bunun yani bu hissi böyle enerjetik olarak algılamaya çalışsak alanda o kadar değerli ve o kadar muazzam bir şey ki kimseye ihtiyaç duymamak, kendi kendine yetebilmek, özgüveni, öz değere, öz saygıya, öz sevgiye, başkalarından almaya ihtiyaç duymadan bunları kendine verebilmek gerçekten çok değerli. Aslında doğuştan belki de bizde olan, lakin az önce bahsettiğimiz gibi çevremizden duyduğumuz, satın aldığımız korkular, inançlar ve bakış açılarıyla zaman içinde kaybettiğimiz değerler. Bu alanda inanılmaz kolaylaştırıcı oldu foundation seminerini almak. Ve dedim ki
Hani alan hamdolsun ben nasıl insanlara katkı olabilirim? Ben onların hayatını nasıl kolaylaştırabilirim? Ki onlar da artık kimseye ihtiyaç duymadan gerçekten seçim yapabilsinler. Gerçekten mutlu olabilsinler. Yani dışarıdaki hiçbir koşula bağımlı kalmasınlar. Evet. Bu seçimleri yapabildikten sonra yıllardır işte tasavvuf kitaplarından okudum, defalarca dinledim. Çok değerli hocaların, üstadlarının sohbetlerine katıldım. Hani hep anlatıyorlardı işte Rabbini bilen kendini bilir. İşte anda kalmak. Okey, bu bilgilerin hepsi var. Hani hepsini kitaplardan okudum, sohbetlerden öğrendim. Tamam da ben bunları nasıl hayata geçireceğim? Evet, uygulamada zaten bir problem oluyordu. Evet, yani ben bunları nasıl hayata geçireceğim? O kısımda takılıyordum. Hı hı. Fakat işte önce Bars seansları alarak, ondan sonra seminerlere katılarak, üstadların neden bahsettiklerini yaşadığım zaman idrak edebildim. Tamam, tabii ki sevdiğim pek çok insan var. Onlarla sohbetler yaparım, sevdiğim kişilerle vakit geçiririm. Lakin bunu ihtiyaçtan değil, gerçekten onlarla birlikte olmayı seçtiğim için yapabilmek, o benim ilginç bakış açım dünyanın en büyük nimetlerinden, en büyük özgürlüklerinden biri. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Evet, hani Foundation'ın benim hayatımda bu ve ötesi, hani saatlerce konuşabileceğimiz katkıları oldu Foundation seminerinin. Yani hani sınıfa gelenler bazen kişileri enerjetik olarak çekiyor. Ben bu semineri aldığım zaman ne olacak diye soruyorlar. Hı hı. Gerçekten bu kişinin neyi seçip, neyi talep ettiğini, hayatında neyin artık canına tak edip, neyi, nasıl bir hayat yaşama, yani ellerimizi açıp Allah'a dua ederiz ya, Allah'ım bana şunları şunları ver diye. Evet. İşte şunları şunları ver dedikleri şeyler neler? Bunları düşünerek ve bunları sorarak o seminere katıldıkları zaman gerçekten orada öyle muazzam bir alan açılıyor ki canı yanmadan ve ona aslında bizim canımız yanmaz, egonun canı yanar diyorum. Evet. Egonun canı yanmadan, direnç göstermeden, reddetmeden, bariyerler çıkarmadan çok daha kolaylıkla o alanları geçerek gerçek kendilerine, özlerine ulaşmaları konusunda da muhteşem bir vesile oluyor Foundation evet. Semineri. Bundan daha iyi nasıl? Bundan daha iyi nasıl olur, evet. Peki biraz daha entity'ler, entity ne demek? Evet. Bunlardan bahsedelim, entity seminerlerinden bahsedelim istersen. Entity'nin Türkçesi varlık demek. Hı hı. Senin gibi, benim gibi, yani bizler de birer varlığız. Masada bir varlık, işte hesap makinesi de bir varlık. Yani bir enerji. Canlı ve cansız pek çok enerji var. Yani ben enerji olarak evet, bahsetmeyi daha çok seçiyorum. Aslında. Aynen. Hani bu çok klise, klişe, klasik bilinen bir şeydir. Evet. Hepimiz birer enerjiyiz. Bu hani varlıklarla konuşma seminerinde o alanlara giriş yapıyoruz. Hı hı. Şimdi nedir? Biz görmediğimiz ve bilmediğimiz şeylerden korkarız. Evet. Bu da bize bir aşılanmış bakış açısıdır. Hı. Aslında korkacak bir şey var mı? Yok. Yok, evet. Lakin bilmediğinden kork, görmediğinden kork diye öğretilmiştir. Evet, aslında korku tabii bilmediğimiz için korkuyoruz. Korkuyoruz, aslında. Evet. Bildiğin zaman aslında korkmuyorsun. Aslında korku gerçek değil. Değil. Aynen. O seminerde önce bu seminere sadece Access Bars uygulayıcılık semineri almış olanlar katılabiliyor. Evet, ön koşulu bu. Şartımız bu. Evet. Foundation için de ön şart. Ön şart yine Access Bars uygulayıcılık seminerini almış olmaları. Seminerini almış olmak. İlk önceki saatlik intromuz var. Daha sonraki ön koşulu da bu.
Hı hı. Intro'da varlıklarla ilgili merak edilen soruları cevaplıyorum. Hı hı. İşte eğer kişiler korkuyorsa onlara korkunun ne olduğunu ve neleri bilirlerse, nelerin farkında olurlarsa o korkudan özgürleşebileceklerini onlara seminerde aktarıyorum. Tabii dolayısıyla o 2 saatlik intronun sonunda kişi gerçekten seçtiyse korkularından özgürleşerek ve 2 günlük sınıfa katılmayı seçerek introdan ayrılıyorlar. Hı hı. 2 günlük seminerimizde de varlık türlerinden, enerji türlerinden ve onlarla ilgili neler yapabiliriz? O enerjiler nelerdir? O enerjilerin farkına nasıl varabiliriz? Yaşam içerisinde nasıl kullanabiliriz? Kimlere katkı olabiliriz? Bütün bunları, yani biraz ötesi alemlere geçiyoruz. Evet. Lakin uçmadan, hayallere kapılmadan biraz ötesi alemlere geçiyoruz. Biraz aldığımız bilgilerle bu yaşamımızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Onları öğreniyoruz. Yine ben kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum lütfen, sana. Çok senin merak de ediyorum. Şimdi seminer bittiği zaman deneyimlerin ne olacak? Ben de onu çok merak ediyorum İmrancığım. Şimdiden zaten birçok şeyi deneyimlemeye başladım. Yani o kadar farklı bir alan açılıyor ki aslında korkacak hiçbir şey yok bu arada. Hani varlık deyince kötü bir şey gibi algılanıyor bu realitede. Ama aslında öyle değil. Ben özellikle bunu öncelikle söylemek istiyorum. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ben biraz bahsedeyim. Şeyi seyrettim mi hiç? Eskiden, şimdi ismini vermeyeyim, reklam gibi olmasın, bir kanal vardı. Hala daha sanırım devam ediyor. Orada Ghost Whisperer diye bir dizi vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Hani işte çok şeker bir bayan var. Fısıldamak bu arada, fısıldayan. Evet, fısıldayan. Türkçesini ne bilmiyorum. Türkçesini ben de şu an hatırlayamadım. Evet. Hani hayaletler, fısıldayan hayaletler ya da hayaletlerle konuşma gibi bir şey. Türkçesi. O şeyde, dizide bir bayan vardı ve o bayana işte hani bu bedeni terk etmiş fakat öte aleme geçememiş. Hala bu dünyada bitirilmemiş işler olan varlıklar gelip onu buluyorlardı, onunla konuşup ondan katkı talep ediyorlardı. Bu seminerde edindiğimiz araçlarla aslında bir nevi görünmeyen varlıklarla nasıl onları algılayabiliriz, nasıl iletişime girebiliriz, nasıl katkı olabiliriz ve bize katkısı olmayan enerjileri hayatımızdan nasıl gönderebiliriz? Kısacası bunları seminerimizde konu başlıkları olarak işliyoruz. Ve hani bununla bir hani mekanlardaki enerjileri dönüştürmekten tut, alanımızdaki enerjileri de kolaylıkla dönüştürmemize bu araçlar katkı oluyor. Benim için de en büyük katkılarından biri bu seminerin zihnimden geçen, bunu kuantum psikolojide içimdeki benlikler ya da gestalt psikolojide benlikler olarak bahsederler. İçimdeki benlikleri keşfetmeme vesile oldu. Onları keşfettiğin zaman hatta çok güzel bir tablo vardır. Hazreti İsa'nın gemide, Hazreti İsa ve kıyıda pek çok insan var. Aslında onlar bizim farkında olmadığımız benliklerimizi gösteriyor. Onlar da birer enerji aslında. Evet. Kendi içimizde olan. O benlikleri fark ettiğiniz zaman, işte buna bazı ekoller maskeler diyor. Hı hı. Onları fark ettiğiniz zaman çok daha rahat, yine hani kendine yolculuk diyeceğim. Kendine olan yolculuğumuz, kendimize olan yolculuğumuz kolaylaşıyor. O enerjiler nereden geliyor? Onları nasıl dönüştürebilirim? Bunların farkına varıyorsun ve o da hani aslında çok anlatılmaz, yaşanır bir
seminer bundan daha iyi nasıl olur? Evet, gerçekten. Peki bize katkısı olmayanlar bizi nasıl etkiliyorlar? Katkısı olmayanlar nasıl etkiliyorlar? Mesela buna işte bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz nazar değdi der. Evet. Ya da işte ay çok iyiydim, çok neşeliydim, bir anda içim sıkıldı der. Ya da işte hani bazen ya sanki biri bana seslendi gibi zannettim der. Bunlar aslında bizim algılarımızın açık olduğunu ve etrafımızdaki enerjiyi fark ettiğimizi gösteren işaretler. Hı hı. Hani kimi de böyle işte bazen resimler çekilir, orblar çıkar evet, kamerada. Evet, işte bazıları sanki böyle hani ışık, böyle ışıktan şekiller gördüm der. Aslında onlar bize görünmeyen, hani görünmüyor diye tabir ettiğimiz enerjiler aslında bir şekil bizimle iletişim kurma çabalarıdır ve hani böyle işte filmlerde, özellikle Amerikan filmlerinde gösterildiği gibi insanlara zarar vermezler, veremezler. Hı-hı. Çünkü görünmeyen varlıklar başka bir boyuttalar. Başka bir boyuttan, hani bir televizyon ekranı düşünün. İşte televizyon ekranında savaş var ya da işte birileri silahla birbirine ateş ediyor. Şimdi silahı tutuyor tam senin karşında ve ekrandan ateş ediyor. Sen televizyon karşısındasın. O silah gelip seni vurabilir mi oradan çıkan yani, kurşun? Vuramaz tabii ki. Vuramaz. Evet. Aynı şekilde görünmeyen alem de öyle. Hı hı. Yani orada bizim kötü de işte şeytan vesaire diye sıfatlandırdığımız ya da işte reptilyan diye sıfatlandırdığımız varlıklar bize fiziksel olarak zarar veremezler. Evet. O yüzden korkacak bir şey yok. Hı hı. O enerjilerin. Tam tersi, enerjilerin farkında olduğumuz zaman daha çok korunuruz. Evet. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Aslında bu seminerler bizim bir şekilde onların farkında olmamızı, evet, ve onlarla iletişime geçmemizi, bize evet, katkısı yoksa alanımızı ben, temizlememizi ya da bir evet, mekan temizliği de olabilir. Evet. Bazen mesela bir yere gidiyoruz, orada kendimizi hissetmiyoruz. Birden bize bir sıkıntı geliyor mesela. Evet. Bu görünmeyen enerjilerle de ilgili olabilir, olabilir mi? Olabilir. Evet. Yani aynı zamanda bizim zihnimizden geçen düşünceler de birer enerji. Evet. Yani bu seminerde verdiğimiz araçlarla, hani benim az önce kendi deneyimimden de bahsettiğim evet, gibi enerji türlerinin ve görünen ve görünmeyen varlık türlerinin bilgisine vakıf olduğumuzda, hı hı, onlarla ne yapabiliriz, korkacak bir şey var mı, gelen enerji nedir, bunları bildiğimizde hı hı, kolaylıkla o enerjinin evet, hiç etkisi altına dahi girmeden o enerjilerden özgürleşebiliyoruz. Peki mesela bazen mekanlarda hani bolluk hı-hı, bereket olmuyor. Hı-hı. Bunlarla da ilgili olabilir mi? O mekanı temizlediğim zaman. Yani bu da mesela sebeplerinden biri olabilir. Yani özellikle evlerde ve mekanlarda, köşelerde bu negatif enerjilerin biriktiği söylenir. Hı-hı. Onunla da alakası olabilir. Yani zaten bazen diyorlar ya işte sirkeli suyla ya da işte tütsü yapıyorlar falan. Tütsü, evet. O tarz şeyler de yapıyorlar. Yapıyorlar, peki, evet. Bir de sen para workshopları yapıyorsun. Biraz evet, da onlardan bahsedelim mi? Evet, para. Para, evet. Para realitemizi değiştirmemize nasıl katkıda bulunuyorsun? Bu workshoplarda neler oluyor? Parayla ilgili de çok fazla bakış açımız, inancımız var değil mi? Çok. Çok. Para insanı eline girdi. Para geldiği gibi gider. Para zor kazanılır. Bir sürü. İşte ayağını yorganına göre o zaman. Aynen öyle. Verdiğim değişik para workshopları var. Bunlardan bir tanesi Access Consciousness kurucusu Sayın Gary Douglas'ın yazmış olduğu, 1990'lı yıllarda yazmış olduğu Nasıl Para Olunur çalışma kitabımız var. O çalışma kitabının seminerini yapıyorum. Çalışma kitabının içinde müthiş sorularımız var. Paranın tanımı, parasının için ne anlam ifade ediyor ve benzeri gibi. Bu sorular eşliğinde para bizim için ne demek? Önce onları açığa çıkartıyoruz. Onları açığa çıkardıktan sonra da çeşitli egzersizlerle para hakkındaki bakış açılarımızı ve
bakış açılarımızı dönüştürerek, belki değil mi? İnançlarımızı dönüştürerek gerçek para nedir? Para enerjisiyle tanışıyoruz. Para aslında bir enerji. Evet. Değil mi? Sevgi enerjisi diyor kimisi. Evet, para da bir enerji. Evet, aynen. Ve para da yine ama hani bizim dışımızda olan bir enerji değil. Evet. O da yine bizim içimizde olan, bize hizmet eden, bedenimizin işini kolaylaştıran. İşte hani yerde sert bir zeminde yatmayı seçer misin? Tabii ki seçmem. Seçmezsin. Hani beden ne ister? Akşam evime gittiğim zaman böyle geniş, daha rahat edeyim, bir yatak tetiğim. Konforlu bir yatakta. Yatakta. Aynen. Yani para bize daha çok bu hani toplumsal atalarımızdan işte bu göçler, zorluklar vesaire yaşadıkları yaşam deneyimlerinden de aktarılan paraya dair zor inançları var. Bunları dönüştürdüğümüz zaman, yani paraya Tuk Akademi'yi bıraktığımız zaman, paranın gerçek enerjisiyle tanıştığımız zaman, o zaman gerçekten parayla dost oluyoruz ve para yaratımımız kolaylaşıyor. Bundan daha iyi olur. Bundan daha iyi olur, evet. Peki o zaman bize birkaç tane parayla ilgili proses yapabilir misin? O zaman size çok basit birkaç proses vereceğim. Tamam. Seyircilerimize de para nasıl olunur? Evet. Para nasıl olunur? Çalışma kitabını da temin edebilirsiniz bizlerden. Evet, Access'in sitesinden. Access'te muhteşem kitaplar var. İçinde prosesler olan, bakış açılarınızı temizleyebileceğiniz ya da dönüştürmek diyelim, dönüştürebileceğiniz muhteşem kitaplar var. Bunlardan bir tanesi de nasıl para olunur? Evet. Evet. Ben sadece birkaç tane basit soru vereceğim. Tamam. Ümrancığım. Çok seviniriz. Bu sorular dahi gerçekten hani sonuna bir soru işareti koymak değil, gerçekten merak ederek sorulduğu enerjiyle zaman, evet, o enerjiyle gerçekten sorulduğu zaman ve hani ister buna hani sonra her ne açığa çıktıysa pokpot da diyebilirsiniz. Hı hı. Gerçekten para realiteniz değişmeye başlıyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela sözlerinizi takip edin. Para kazanmak zor. Böyle bir cümle geçti zihninizden. Hı-hı. Hemen bu kime ait diye sorun. Ve kime aitse bunu sahibine iade ediyorum. Ve her ne açığa çıktıysa hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Pokpot deyin. Pokpot. Pokpot. Kısaca pokpot. Kısaca pokpot. Evet. Bu temizlik cümlemizin daha geniş açıklaması var. Onda Dr. Dane Heer'in YouTube'da pek çok videosu var. Oralardan seyrederek daha geniş bilgi elde edebilirsiniz. Bir tanesi bu. Parayla ilgili zihninizden geçen bütün düşünceleri, hı hı, bu kime ait deyip, yıkıp yaratımını iptal ediyorum deyip dönüştürmek. Pokpot, evet. Pokpot, evet. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz Duru'cuğum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İçin. Çok sağ ol. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de öyle. Varlığına şükran duyuyorum. Ben de senin varlığına şükran duyuyorum. Zaten bundan sonra da bugünkü entitilerle konuşma eğitimimize devam edeceğiz. Bakalım bize... Evet, bakalım bu akşam bize hangi maceralar hangi bekliyor? Hangi maceralar, hangi muhteşem dönüşümler yaşayacağız, evet, hep beraber. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.